Bir cisim bir doğru üzerinde hareket etmektedir. Aşağıdaki grafik cismin hızının zamana göre değişimini göstermektedir. Grafikte işaretlenen noktalarda cismin hareketi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz demişler. İleri, geri ya da ne ileri ne geri. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize yanıtlamaya çalışın. Hadi bakalım. Grafik üzerinde, daha doğrusu hız zaman grafiği üzerinde bazı noktaları işaretlemişler. Burada önemli olan bu noktalarda hız pozitifse ileri, negatifse de geri hareket ettiğimizi düşünebilmek. Hız sıfır olduğunda da hareket etmediğimiz sonucuna ulaşabiliriz elbette. Peki hız burada pozitif. Saniyede artı 2 metre. Az önce de söylediğim gibi bu noktada ileriye doğru hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada saniyede 0 metre, ne ileri ne geri, evet. Burada eksi 4 metre bölü saniye, yani cisim saniyede 4 metre geriye doğru hareket ediyor. Evet, böyle demek mümkün. Buradaki son noktada ise hmm, işte bu biraz ilginç çünkü grafiğe baktığımızda burada yukarı, Burada aşağı, burada da grafik yukarıya doğru hareket etmeye başladığı için hareketin ileri yönlü olduğunu düşünmek mümkün. Ama bu grafik konum zaman grafiği değil hız zaman grafiği ve hızın negatif olması hareketin geriye doğru olması anlamına gelir. Gördüğünüz gibi hız bu noktada hala negatif. Belki daha az negatif ama yine de negatif. Bu yüzden de hareket hala geriye doğrudur. Evet geriye doğru. Eğer bu noktada ya da bu noktada evet olsaydık hız pozitif olduğu için hareket de ileri yönlü olacaktı.